Saygıdeğer hocalarım, değerli meslektaşlarım, 7.sini düzenlediğimiz İstanbul HPB Konseyi'ne hoş geldiniz. Bugün bize ev sahipliği yapan Kemal hocamızı ben öncelikle kürsüye davet etmek istiyorum. Buyurun hocam. Çanı çıkartayım. Sayın HPB, Türk HPB Cerrahi Derneği Başkanı, Genel Sekreteri, saygıdeğer hocalarım, ve değerli meslektaşlarım, ilk başta bu toplantıyı organize ederken Kıvanç kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Acaba nasıl olacak? Devamı olur mu? İyi bir toplantı olacak mı? Böyle şüpheler vardı ama setup yapılıp başlandı. Görüyorum ki 7.sini düzenleyebildik pandemi olmasına rağmen ve katılım her defasında artarak devam ediyor. Çünkü oldukça verimli geçen bir toplantı. Ben 7.sini düzenlenecek bu toplantıda Live Hospital Ulus'ta sizi ağırlamaktan onur duyuyorum. Hepiniz hoş geldiniz. İyi bir oturum olsun. Teşekkürler. İlk sunumunu yapmak için Bakırköy Saadi Konuk'tan Doktor Kamer Çorba. Buyurun. Saygıdeğer hocalarım, sevgili meslektaşlarım, hepinize iyi akşamlar diliyorum. İlk hastamız 29 yaşında erkek hasta. Ateşli silah yaralanması nedeniyle acil servise başvuran, özgeçmişinde herhangi bir özellik olmayan hastaydı. Gelişinde sağ üst katran kot kavisi üzerinden kurşun giriş deliği olduğunu görmüştük ve hasta anstabil olması nedeniyle acil eksplorasyon planlamıştık. Gelişinde çekilen bir IV kontrastlı BT'sinde batın içerisinde yaygın serbest sıvı ve karaciğer komşuluğunda hematomu olduğunu, karaciğerde de laserasyon olduğunu gözlemiştik. Hastaya dediğim gibi acil eksplorasyon planladık, peking yaptık. Postop birinci gününde de depakingini yaptığımız hastayı birinci gün depaking sonrası servise devraldık. Sekizinci gününde de hastayı taburcu ettik sorunsuz bir şekilde. Postop takiplerine ilk bir ay boyunca hastanın herhangi bir şikayeti olmadı ama birinci ayda karın ağrısı nedeniyle acil servise başvurdum. Orada çekilen BT'sinde organize hematom ile uyumlu karaciğer komşuluğunda bir lezyon olduğunu gözledik ve takip planladık. İkinci ay kontrollerinde ise hastanın kolestaz değerlerinde artış olduğunu gördük ve bunun üzerine de ursodeoksikolik asit tedavisi uyguladık. Takibinde ameliyat sonrası 3. ayında yine karın ağrısı şikayeti olması üzerine ve bir miktar bilirubin değerlerinde artış gözlememiz üzerine hastaya bir MR-MRCP çektirdik. Orada karaciğer segment 4A düzeyinde yaklaşık 10 santimlik bir bilioma soru işareti, hematom soru işareti bir lezyon alanı gözledik. Ve intrahepatik safra yollarında hafif dilatasyon olduğunu saptadık. Hastayı bunun üzerine ön planda bilioma düşünerek girişimsel radyolojiye konsülte ettik ve onlar tarafından perküten drenaj kateteri yerleştirildi. Hastaya takip eden süre içerisinde debi takibi yapmaya başladık. Debide artış gözlediğimiz zaman ise hastaya ERCP planladık ve ERCP ile hastanın stentlemesi yapıldı ve bir safra füstülü olabileceğini gözledik. Strasberg tip E4 ile uyumlu olan bir safra füstülü olduğunu gördük. Yine hasta stentleme sonrası bir miktar periküten drenaj kateterinden geleni azalması, vitallerinin stabil olması üzerine taburcu olduktan sonra bu kez de sağ üst katranda bir abse olması sebebiyle tekrardan acil servise başvurdum. Bu kez ise yatak başı cilt altı abse drenajını sağladık. Safra ile uyumlu maye drene ettik. Bunun üzerine girişimsel tekrardan konsülte ederek periküten drenaj kateterini revize ettirdik hastanın. Ve devam eden yatışı esnasında ERCP'sini tekrarlayaraktan mevcut stentini çekip yeni stentleme yaptık. Hastanın ondan sonraki takipleri esnasında periküten drenaj kateterinin artması üzerine yine ERCP planladık hastaya. Ve yine takiplerinde Temmuz ayının ikisinde periküten drenaj kateterinden azalmadığını gördüğümüzde bir üzerine yine bir ERCP yaptık. Bifurkasyonda safra kaçağı olduğunu izledik ve biliyer stentlemesini yeniledik. Ve hastayı yaklaşık bir hafta önce girişimsel radyolojiye PTK amacıyla konsülte ettik. Onların yaptığı kolanjiyografide sağda segment 5 ve 8 safra yollarının birleşim yerinde ileri derecede darlık olduğunu gözlediler. Ve eksternal internal drenaj kateteri takıldı.
Hastanın reflü şikayetlerinin olması üzerine ve anatomiyi daha net görmemiz üzerine ise dün hastayı tekrardan girişimsel radyolojiye konsült ettik. Bu kez ise bir miktar kateter geri çekilerek distal ucu sağ anteriorda, proksimal ucu ise sağ posterior safra yollarında olacak şekilde revize edildi. Biz bundan sonraki süreçte ne yapalım diye hastayı görüşlerinize sunmak istedik. Hasta bilgilerin. Tamam. 24 Aralık 2019 tarihli bilgisayarlı tomografi incelemelerini göstereyim. Bu ilk yaralanmayla geldiği zamanki bilgisayarlı tomografiler. Perihepatik perisplenik alanda sıvı olduğunu izliyoruz. Yine perihepatik alanda hava var. Esas kurşun traktı 4. segmentten başlıyor. Arkaya doğru kaudat lobun lateralinde sağ anterior ve posteriorun santralinden arkaya doğru devam ediyor. Böbreğin de yine medialinde bir laserasyon hattı olduğunu izliyoruz. Kurşun önden girmiş 4. segment ve sağ lob santrali boyunca böbreğin medialinden ilerleyerek arkada cilt altında durduğunu izliyoruz. Bir kaudat lobda aktif ekstravazasyon alanı var. Portal ven iyi gözüküyor. Biraz sağ portal vende gerilme gözüküyor. Ana portal venin önünde hava var. Yine falciform ligament içerisinde hava olduğunu görüyoruz ama portal venin en azından sol lateral ve falciform ligament içindeki kısmı sağlam gözüküyor ama 4. segmente giden dalını da net olarak izleyemiyoruz. Bir aktif ekstravazasyon alanı da zaten bu 4. segment ve sağ anteriorun santrali boyunca olduğunu izliyoruz. Yine portal ven etrafında hematomun ana portal ven etrafına kadar uzandığını görüyoruz. Bunlar ilk yaralanmayla geldiği zamanki bilgisayarlı tomografi incelemesi. Sonra bir gün sonraki bu şey değil mi? Depeking öncesi. Ve 27 Aralık'ta bu peking sonrası mı? Şimdi burada 27 Aralık filmimizde her iki plevral alanda hemotoraksla uyumlu görüntü olduğunu izliyoruz. Plevral efüzyonu, atelektazisi var. Aşağıya doğru geldiğimizde kurşun yaralanmasının olduğu bölgede artık içerisinde hava habbecikleri olan bir sıvı lokülasyonu formunda izlemeye başlıyoruz. Ama enteresan olan sadece peking yapılmasına rağmen bu aktif ekstravazasyon alanlarını bu bilgisayarlı tomografide en azından görmüyoruz. Böyle bir gelişmemiz var. Portal ven açık olarak izleniyor. Böbrekteki yaralanma alanı da bu da konservatif takip ediliyor herhalde değil mi? Burada da aktif bir ekstravazasyon görmüyoruz. Sağ sürrenal loju da normal gözüküyor. Bundan sonra karın ağrısı mı oldu? Evet. Burada birinci ayında karın ağrısını bilmek başlıyor. MR'ına bakalım o zaman. 17 Ocak 2020. Postop birinci ayda karın ağrısıyla geldiğinde bilirubinleri normal miydi burada? Sadece kolesterol artışı var, bilirubinleri normal. Peki. T2 ağırlıklı MR incelemesini izliyoruz. Bu MR incelemesinde yaralanmanın olduğu bölgenin artık biloma haline geldiğini görüyoruz. Burası sıvıyla dolmuş. Buna ben organize hematom çok diyemedim çünkü çok sıvı gözüküyor. Yani hani organize hematom gibi değil de görüntü biloma gibi. Kurşun trasesi boyunca karaciğer içerisinde görüyoruz. Bir diğer bulgumuz da daha sonra PTK'larda da göreceğiz. Mesela sağ posterior segment safra yolu burada sonlanıyor. Anterior segment safra yolu aynı şekilde. Yani bu biloma kavitesine geldiklerinde bunların sonlandığını görüyoruz. Ekstra hepatik safra yolları normal zaten. Safra kesesi de normal gözüküyor.
Bir de şeyi söyleyeyim, cilt altında da yine karaciğerin anteriorunda ve kas içerisinde de bu biloma ile devamlı olan sıvı lokülasyonunu izliyoruz. Bu dönemde MRCP var mı? Ona da bakalım. Şu var, biloma nedeniyle görüntüler çok parlak değil ama o zaman şeye geçelim. Tamam, olur. PTK'ya geçelim direkt sonra. Bunun tarihi 14 Temmuz'a geldik. Şimdi şöyle görüntüler. Şu kaviteye giden bir kateter yerleştirilmiş. Perküten kateter. Bunun debisi ne kadar idi o zaman? Tamam. Şimdi sağ posterior segmentten giren bir kılavuz tel olduğunu izliyoruz. Sağ posterior sektörün santralinde darlık var. Yine sağ anterior sektörün santralinde darlık olduğunu izliyoruz. Sol lob lateral segment safra yolları 2 ve 3 iyi. Lateral kanal iyi ama 4. segment safra yolunu görmüyoruz. Zaten orası bilomanın olduğu yer. Koledok zaten sistik onlara ait problem gözükmüyor. Burada bir miktarda ekstravazasyon olmuş. Sonra burada ne yapıldı? Bir internal drenaj kateteri mi? Evet. Kaviteye giden kateterimiz bu. Sağ posterior sektör safra yolundan girip duodenuma ulaşan bir internal drenaj kateteri yerleştirilmiş. Bir de ERCP ile yerleştirilen bir plastik stent var. Yalnız bu plastik stentin ucu tam ortak hepatik kanalın olduğu, yani aslında yaralanmanın olduğu yerde duruyor. O herhangi bir safra yolunun içerisine uzanmıyor görünüyor. Şimdi bu 14 Temmuz'da en son şeyimiz herhalde, değil mi? Bu da 22 Temmuz'da. Bu internal drenaj kateteri çekilmiş. Onun yerine şurada görüyoruz 8. segment safra yolunda aslında uzunca bir segmentte ileri darlık olduğunu izliyoruz. Yine 5'in ağzında da ileri darlık gözüküyor. Sol lateral segment safra yolları iyiydi. O ortak hepatik kanala açılıyor. En son durumumuz şudur. Sağ posterior sektör safra yolundan 8. segment safra yoluna uzatılan bir eksternal drenaj kateteri var. Bunu koyunca bu 5'in ağzındaki darlık biraz daha da belirginleşmiş. Kavitede bir kateterimiz var. Bir de yaralanmanın hemen proksimalinde duran bir plastik stent var. Son durum bu. Öncelikle sol 2 ile 3. segment salim duruyordu sadece. Sağda posterior ve anteriorun bileşkesini görmek istedik. Hani çok büyük bir cerrahiden daha sınırlı bir cerrahi uygulayalım diye. İlk başta uzun süre konservatif kaldık hastada. Ancak o glioma büyüyünce, ikter bulguları da gelişince, üstelik cilde doğru fistülüz olmaya başlayınca hem perküten drenaj hem de bir gece hapse drenajı diye drenaj işlemi uygulanıyor. Covid nedeniyle uzun süre ERCP ile takip etmek zorunda kalmıştık. ERCP'lerde görüntüler net değerlendirilemediği için PTK görüntülemesi yapmak istedik. İlk başta başarılı olamadılar. Sonra internele geçip o şekilde bir görüntü aldık. En son olarak da anteriorla posteriorla ayrı bir şekilde değerlendirebilir miyiz diye o şekilde bir kateter koymayı planladık ki arkadaşlar başarılı oldu. Son durumumuz bu. Yorum yapmak istiyorum. Cem Hocam herhangi bir yorumunuz olur mu? Yorumcuda kalsın. Onun üzerinden belki yorum yapmak Yok, ilk planda biz sadece segment 4'te bir kaçak, drenajdan sonra sadece segment 4'te bir kaçak düşünüp perküten drenajdan sonra ERCP ile onu sola koyup hani o kaçağı sınırlandırıp hani sonuçlandırmak istedik. Ama ERCP stentine rağmen sağ anterior ve posterior bileşiketindeki yaralamayı net olarak değerlendiremediğimiz için ilk başta hani kaçak devam etti. Hani sadece segment 4'ten değil hem anterior posterior sağ lobda da sıkıntı olduğunu gördük sonrasında. Onu net değerlendirebilmek için de PTK yaptık. Evet, onu denedik hocam PTK'dan önce de o başarısız oldu. Şimdi bir daha çıkartmaya deneyeceğiz. Şurada duruyor.
şöyle geliyor. Buyurun Kemal. Ben bir kapatayım. Aslında bu son PTK'dan önceki PTK görüntülerinde sanırım bu hastanın santral kısmından bir şey bir hayır gelmeyecek. Hem sağ anteriörden hem de sol medial segmentten, dörtten. Yani posteriörle sol 2-3'ü kurtaran bir işlem yapılsaydı, yani burada biz şeye de anteriöre de gönderilmiş kateterin ucu ama bu hastanın segment 5 ile 8'i kurtulmayacak gibi. Aşağıya doğru bir yol olmaz bu kadar uzak. Sanırım PTK kateterlerini sağdakini koledoğa indirip solu da ameliyatta koruma açısından 2-3'ün şeyinden koledoğa indirip bir santral rezeksiyon segment 5-8 ve 4 rezeksiyonuna gidecek gibi duruyor. Tabi bütün infeksiyon şubu bittikten sonra. Şimdi ben de şeyi söyleyeyim, hiler patolojilerde ERCP yapmamakta fayda var. Burada bir takım kanalları tıkamış. Bir de tabii şeyi çok düşünmüyoruz. ERCP stenti aynı zamanda amilazdan zengin sıvının da hani bu alanları yıkamasına sebep oluyor. Bir yandan kurşunun balast etkisi, bir yandan o. Yani bunların da payı olabilir olanlarda. Şimdi burada bir önemli kıymetli bulgu var. İkinci, üçüncü segmentin safra yolunun şimdilik intakt olması. Balast etkisiyle bir şey olacak olduysa da herhalde bu kadar ayda olurdu. Yani bundan sonra herhalde olmayacak. Yani bence bu hastadaki ümit, yani bu işler geçtikten sonra bir karaciğer rezeksiyonuyla bu drene olamayan yerlerin rezeke edilmesi. Ben 6. 7. segment safra yolunu bulmanın da ameliyatta oldukça güç olacağını düşünüyorum. Yani bu hilusa girmeden bir sağ triseksiyonektomiye doğru gidebilir. Ama bunun olabilmesi için fistüller mümkün olduğunca kapanmalı, kolonize olduğu şeyler dekolonize olmalı ve muhtemelen 1-2 kolenjit atağını minimum antibiyotik tedavisiyle halledip sağın atrofiye gitmesi, 4 zaten yok, için biraz beklemek gerekir diye düşünüyorum. Bir şeyler olmuş ama çok ağır bir yaralanma yine de genel bakarsak hani iyi menaje edilmiş görünüyor. Elinize sağlık. Bundan sonra bu şekilde giderse hani 2-3'ün intakt olmasına dayanmamız lazım. Orayı bozmadan bir iş yapmaya çalışmamız gerekiyor bence. Hocam sağ posteriörü korumak amaçlı hani tekrar kateteri geri çekip sağ posteriörü bekleyelim mi? Hani değerlendirelim mi tekrar sağ posteriörü koruyup da oraya anastomoz yapmak amaçlı? Hani sağ posteriörü de burada açık gibi. Santral rezeksiyon hani Kemal Hocam. Yapılabilir ama bu kararı vermek için önce endoskopik stenti çekip hani orası ne kadar, yani bağlantı ayrı, anastomoz yapacak duktus ayrı, onu değerlendirebilmek için endoskopik stenti çekip kolenjiyo çekmek lazım. Evet, ben de bu majör yaralanmada aslında ekibi tebrik etmek istiyorum. Biraz da belki şansımız da yaver gitmiş. Sadece karaciğeri boylu boyuna geçmemiş, kurşun böbrekten de geçmiş. Muhtemelen kalisiyel sistem de, yani hastayı bir kurşunla yaralanma gibi değerlendirmek lazım. Yani burada sadece karaciğeri yaralandı, biz de karaciğerle ilgileniyoruz. Aslında bu hasta için doğru değil. Bir böbrekle de ilgilenmek gerekiyor. Ama gayet iyi gitmiş. Peking bu işi durdurmuş. Bu yani ille üroloğun olmadığı yerde genel cerrah böbrekle ilgili bilgi sahibi olamaz falan olmamalı. Genel cerrah onun da tedavisini yapabilmeli. Kalisiyel sistemden geçmemiş, hemotrisi yok galiba hastanın. Kalisiyel sistemden geçenlerin bir konservatif tedavisi daha zor. Hiç olmaz değil ama konservatif tedavisi daha zor. Biraz şanslıyız ama hakikaten çok ciddi bir yaralanma bu. Damarları da sağlam gibi duruyor. Portası da sağlam. Arzu hocamız da söyledi. Arterleri de sağlam. Onun için siz santral bir rezeksiyon düşünüyorsunuz. Ama eğer kilosu uygunsa, dördüncü segmentte yok tabii, ikinci, üçüncü segmentte yeterliyse veya yeterli hale getirecek manipülasyonlar yapılırsa aslında en temiz iş
Bütün o dar olan yerlerin. Çünkü onlar sonrasında sıkıntılar yaratabilir. Halbuki yeterli bir karaciğer volümü sağlayabilirsek o ikinci, üçüncü segmentte o zaman temiz bir iş olacaktır. Bir rezeksiyonla bu iş tertemiz olacaktır diye düşünüyorum. Ama tebrik ediyorum. Çok iyi, hatta da şanslı ekipte. Yani ben muhteşem diyorum. Öncelikle elinize sağlık, gerçekten ciddi bir yaralanma. Ben sadece bir şey hani fikir olarak sormak istiyorum. İlk başta bu MRCP çekildiğinde hani sağ safra kanalları dilate deniyor. Yani onunla beraber bir girişimsel radyoloji tarafından işlem yapılması arasında bir ay kadar fark var yanlış görmediysem. Yani o dönemde acaba her iki tarafı eksternal kateter konsa hani bu sağ lob anterior segmentteki o darlık da oluşmadan hani bu aşamaya kadar gelmeden kurtarılabilir miydi? Yani bu fikir şeyi olarak söylüyorum ki hani bundan sonrası için hani ERCP'den önce ilk önce bunu da söylediği için girişimsel radyoloji de PTK belki anterior segmenti de kurtarabilirdi bu hastada. Yani kesin değil, yaralanmanın boyutu çok geniş çünkü ama bir fikir olarak söylemek istedim. Buyurun Kemal. Şimdi ERCP hilus yaralanmalarında sıkıntı ama bu hastada kaçaklar var, bilioma var. Böyle bir travmada da ERCP kolanjiyografi amaçlı yapılabilir ama stent koyma burada sıkıntılı. Yoksa hakikaten görmek için nereden kaçak var, tam anatomiyi koymak için ERCP daha kolay. Bu kadar travmalı hastada PTK oldukça zor. Hele ki fistülün olduğu yerde dilatasyon yoksa. Hepsini ortaya koyabilmiş ERCP. Biz aslında ilk planda ERCP'yi safra yollarını daha rahat değerlendirebiliriz diye tercih etmiştik ama hani belki de PTK ile başlamak daha uygun olabilirdi. Sonuç olarak hani geniş bir rezeksiyona gidecek bir hasta. Öneri olarak da biz stentini zaten çekip kateteri de gerekirse birazcık daha geriye alıp uygun hastayı hazırlayarak operasyonunu planlayacağız. Herkese teşekkürler. Şimdi Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nin sunumu için davet etmek istiyorum. Herkese iyi akşamlar. Doktor Yiğit İskurtman, Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nden. Hastamız 65 yaş erkek hasta. Karın ağrısı ve makattan kanama nedeniyle başvuran bir hasta. Yapılan tetkiklerinde çekum tabanında ülsere bir lezyon saptanıyor. Patolojisi de adenoz yağı geliyor. Buna ek olarak yapılan tümör markerlarında kalsiyum renik antijeni 960, CA19-9'u 712 geliyor. Görüntülemelerinde de hastanın özellikle görüntülemeleri size mi bırakayım hocam? Kısaca bahsedeyim mi? Kısaca bahset istersen. Karaciğer yine çekumda bahsedilen lezyonun haricinde karaciğer sol lobda segment 4A düzeyinde yaklaşık 2 cm ve 1,5 cm boyutlu 2 adet ve yine sağ lob posterior segmentte en büyüğü 1 cm olmak üzere toplam 3 adet bu alanda 5 adet metastaz ile uyumlu lezyon saptanıyor. Yine bu hasta bu saptanan lezyonlar Ocak ayında yapılıyor bu tetkikler. Neoadjuvan kemoterapi alıyor hasta. FOLFOX rejimi alıyor. Geçtiğimiz Haziran ayına kadar süren bir kemoterapisi var. Tedavi öncesi görüntülemeleriyle tedavi sonrası görüntülemeleri arasında metastaz boyutlarında çok anlamlı bir fark yok. Bu aşamada hastanın operabilite açısından ya da girişimsel herhangi bir işlem gerekir mi? ARF vesaire gibi cerrahi operabilitesi için tarafımıza danışacaktık. Şimdi ben önce şeyi göstereyim. Daha çok. Şu yalnız bu. Evet, nasıl söyledi gözüküyor.
7 Ocak 2020 tarihli PET-BT incelemeleri var. Benim burada gördüğüm bir 4-8. Segment santralinde bir lezyon var. Sadece PET gördüm ben. Başka MR falan yok galiba, değil mi? O tarihte, öncesinde. CD'leri hocam bir problem oldu da şu an getirdim daha sonra. Şimdi önce bir şeyi göstereyim, öncesini göstereyim. Bir 4-8'in santralinde bir yer kaplayıcı lezyon var. Bir de sol sürenal lojunda 28x34 mm boyutlarında ikinci bir lezyonumuz var. Bunun densitesine de bakalım. 22 Hounsfield unit, bu malign olabilir. MR'larında da bakarız yine. 10 Hounsfield unit'in üzerinde olduğu zaman, 10 Hounsfield unit'in altında olduğu zaman rahatlıkla adenomatöz lezyon diyebiliyoruz. 10 ile 20 Hounsfield unit arasında yağdan fakir adenom olabiliyor ama bu 20 Hounsfield unit'in de üzerinde. Şeylerine de bakarız yine, MR'larına da bakarız. Yalnız PET'te çok bir tutulum yok. Bunun Sumax'ı neydi acaba öncesinde? Yok, sürenal için. Sürenal'in Sumax'ı da 3 çıkmış. O da aslında biraz maligniteden uzaklaştıran bir değer. Ama hani şeylerine bakarız yine, zaman içinde ne oluyor. Bu da Çekum'daki kitlesi. Etrafında da bayağı bir lenf nodu olduğunu izliyoruz. Yağlı doku, kirli kitlenin etrafında. Şimdi bunlar 17 Ocak tarihliydi. Bu arada kemoterapi gördü. Sonra 14 Mayıs'a geldik, değil mi? Bunu nasıl tekrar getireceğim? Aslan tiroid glandında da nodüller olduğunu izliyoruz. Pretrakeal bir lenf nodu var. Aşağıya doğru geliyoruz. Şimdi bu iki tane, bir 4'ün santralinde, bir 8'in santralinde gördüğümüz lezyonlar erken arteriyel fazda hipovasküler olarak izleniyor. Sonra 6. segmentte bir lezyon, 3. bir lezyon daha izliyoruz. Sürenaldeki lezyonun boyutlarında çok belirgin bir değişiklik yok. 4 ay geçti üzerinden. Kontrastına bakalım. MR yok muydu? Aşağıda mı? Şimdi bu da portal venöz faz incelemesi. Bir 8. segmentin santralindeki lezyonumuzun boyutlarını söyleyeyim ben. Yaklaşık 2 santimetre, 4'ün santralindeki de yaklaşık 1.8 santimetre boyutlarında ve 6. segmentte de 7-8 milimetre boyutlarında bir lezyonumuz var. Sonra 5. segmentte 4-5 milimetrelik bir lezyon daha çıkıyor. 4 oldu. Bir de geç fazına bakalım. MR'ları göstereyim. MR'lar da 28 Mayıs'a ait. Yalnız PET'te gözüken sadece bu 4 ve 8'in santralindeki lezyonlardı. Ve sanki biraz daha küçüktü onlar. Hani önceki görüntülememiz BT ya da MR olsa iyi olur. Şu lezyonu zaten PET'te hiç görmedik. 6. segmentteki lezyonu. 5'tekini de görmedik. Şu difüzyona bakalım. Belki burada daha çok şey görebiliriz. Şu 3 lezyonu tanımladık. Bir tane daha varsa posterior sektörde, belki şurada bir tane daha var. Bir tane de 5'te var. Sol lob lateral segmentin anteriorunda bile lezyon daha gözüküyor. Geç fazına bakalım. 2, 5, 6, 7 oldu. Bu da var. Bir de şu sürenale bakalım, in-phase, out-of-phase'de. Sürenaldeki lezyon da baskılanmıyor. Eğer hani bir
bir yıl önceki falan bir filmi varsa ona bakmak faydalı olur. Ama bu görüntüyle adenomatöz bir lezyon diyemeyiz buna, sürrenaldeki lezyona. Siz sordukça ben yanıtlayabilirim, yorumlayabilirim. Cumhur Hocam, eklemek istediğiniz bir şey mi? Evet, bu primer çekim tümörü metastatik evre 4 olarak prezent olmuş bir hasta. Ocak ayında tanısı konuyor. 7-8 aydır hasta kemoterapi altında FOLFOX ve BEVAC tedavisi alıyor. Şimdi buraya çıkarmadaki amacımız, hani primer olarak bu lezyonları çıkarabilir miyiz? Sürenaldeki ile ilgili görüş de tabii ki önemli, ama burada asıl bizi düşündüren bu karaciğerin domunda santralde yerleşimli iki tane lezyon var. Bunlar hepatik venlere oldukça yakın. Buradan sıyırıp çıkarıp metastazektomiler şeklinde mi gidelim veya parenkim rezeksiyonla mı gidelim? Yani biz e-seanslı simultane bir cerrahi mi planlayalım, yoksa first liver gibi bir şey mi yapalım? Yani bu konudaki görüşlerini merak ediyorum hocalarımızın. Bununla ilgili görüşlerinizi alabilsek sevinirim. İyi hocam, bir şey demek istediniz. Tamam. Kemal hocam, sizin yorumunuz? Lezyonların yeri zaten bir tanesi sol hepatik venin üzerinde, öbürü de orta hepatik venin üzerinde. Yani oradan onu sıyırarak çıkartmak, hani orta hepatik venin oradaki belki biraz zorlanır da. Sağ taraf zaten dolu, lezyon dolu. Yani bunlara cerrahi ile orada R0 rezeksiyon yapma ihtimali yerleşim olarak küçük olmasıyla beraber yine de zor yani. Bu öyle bir şey yapma şansı yok gibi görünüyor. Yani şey yapılabilir belki, kaç kür kemoterapi aldı? 6 kür aldı. Yani sonuçta belki primeri rezeke edilip ondan sonra, gerçi bir başka bir rejimle tekrar primer rezeksiyon yapıldıktan sonra gidilebilir. Ama kolay değil tabii yani bu. Veya böyle alks falan gibi bir şeylere bile giremeyiz. Çünkü sol hepatik ven yani o kurtulabilecek gibi görmüyor. Anca biraz gerilerse. Bence primer rezeke edilip ondan sonra kemoterapi, yani en fazla 10 küre tamamlanacak gibi, ondan sonra tekrar düşünülebilir. Tabii bundan daha kötü hale gelme ihtimali de var. Yani onu da gündemde tutmak lazım. Ben medikal onkoloji olarak bir şey söylemek istiyorum. Doktor Senem İstanbul Tıp Fakültesi'nden. Şimdi bu hasta sağ kolon tümörü. Gerçekten hem prognozunun kötü olduğu hem de prediktif olarak da anti-VEGF tedavisinden fayda gördüğünü bildiğimiz bir grup. 1/3 hasta grubu. Yani bunu en başından itibaren aslında KRAS'ın mutant olmasından dolayı, diyabeti olmasından dolayı ve sağ kolon tümörü olmasından dolayı bence bir lokal tedaviyle başlamak daha mantıklı olabilirdi. Ya da kemoterapi verecektik. Bu grupta aslında hasta 65 yaşında zannediyorum, ondan fazlaca şey yapılamamış ama düşük dozda üçlü kemoterapiyle başlanabilirdi. Sonuçta şu haliyle bundan sonraki tedavide kemoterapinin yeri cemaviye katkı olsun diye söyleyeyim. Yani 6 aylık bir tedavi almış. Hali hazırda dediğim gibi KRAS mutant olması, sağ kolon olması nedeniyle bir stabil hastalık. Yani bu grup hastada aslında idaminin de veya yeni tedavinin de size çok fazla katkısı olacağını düşünmüyorum. Eğer hastayı metastezektomi haricinde bir SBRT veya lokal tedaviyle bizi desteklerseniz bence devamında kemoterapiyle ilgili primeri opere edilebilir, ama karaciğerde şu metastazlara katkımızın çok fazla olacağı bir durum yok. Çünkü genetik yapısı, kolon tümör yerleşimi, aynı zamanda diyabetik komorbiditeleri de olan bir hasta ve 6 ay aslında sağlam bir tedavi almış, üçlü olmasa bile alabilmiş. Hani bu süreçten sonrasında ikinci seri kemoterapiden çok fayda görecek bir hasta gibi değil bizim nazarımızda medikal onkoloji olarak. Lokal tedavileri beraberce kullanıp karaciğere bir şey yapmamız gerekir diye düşünüyorum. Yani hani multidisipliner davranacaksak. O zaman şunu deneyebilir miyiz? Bu hastaya laparotomi yapıp sağ kolon rezeksiyonunu yapıp aynı seansta ultrason eşliğinde intraoperatif lokal ablatif tedavi ve hepatik artere bir kateter bırakıp
intraarteriyel yüksek doz kemoterapi. Bu bir opsiyon olur mu acaba? Tabi burada girişimsel radyologların ve senin fikrin önemli. Tedavilerle ilgili Kürşat burada mı bilmiyorum. Kürşat'ta bizim çapada başlattığımız bir tedavi var. Tedavi protokolünü düzenlediğimiz bir çalışmaya başlamış durumdayız. Gerçekten karaciğerde lokal olarak ilerleyen hastalarda bu son dönemde tartışılan ve gündemde olan bir şey. Birkaç vakada da denemeyi planlıyoruz. Ama hani verisi çok sağlam mı? Şu anda araştırma durumunda. Yani çok iyi katkısı olur desek de doğru olmaz. Katkısı yok da diyemeyiz ama hani ARF beraber, SBRT beraber böyle bir çözüm olamayacaksa da denenebilir tabii ki. Şimdi ben doktoruma bu noktada katılıyorum. Yani bu hasta artık hani onkolojik tedavi anlamında alacağı tedaviyi aldı. Şu an stabil bir noktada ve bu noktada yapılabilecek bir cerrahi rezeksiyon şansı varsa onu vermek lazım. Prognozu belirleyecek olan da karaciğerdeki metastazlar olduğu için yani primer çekim tümörünü şu an çekim tümörüyle ilgili bir sıkıntı hastada görünmüyor. Klinik olarak da herhangi bir problem yok. Yani orayı alıp karaciğeri bırakıp kemoterapiye devam etmek bana çok mantıklı gelmedi açısı. Ama şu noktada özellikle karaciğerdeki metastazlarla ilgili benlerin üzerinden majör benlerden sıyrılarak yapılan metastazektomilerin de survival'e bir katkısı olduğu aslında birçok çalışmada gösterdi. Yani bu tarz metastazektomilerle ve ARF ablasyonlarla temizleme şansımız olursa bu noktada hastaya faydamız olur mu onu bilemiyorum. Tabii bunu yaparken beraberinde kolon rezeksiyonu da yapılabilir. Çekim yapılıp karaciğer bırakılsın demedim. Ben burada tabii Adem'le Arzu Hoca'nın fikrini bekliyorum. İntraoperatif bu hastaya lokal ablatif yöntemler uygulanabilir mi? Eksplorasyonu artırsak siz bunları ARF'le yakabilir misiniz? Ya da şeyle, mikrodalgayla. Şu da yapılabilir. İntraoperatife gelmeden radyoembolizasyon için bu hasta değerlendirilebilir. Lezyonların çoğu sağ lobda. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Lezyonlar dağınık. Hani burada önce bir anjiyografi yapıp MR'yi verip şeye bakmak lazım. Hangi lezyon ne kadar tutuyor? Eğer mesela sağ hepatik arterden verdiğimizde bu sağdaki lezyonların hepsinde bir tutulum görülürse ve parenkime zarar verecek bir tutulum olmazsa bu hastaya radyoembolizasyon da yapılabilir. Perkütan ablasyon için zaten bunlar uygun değil. Santralde lezyonlar. İntraoperatif yani hani o yapılır herhalde ama yine de santral bu lezyonlar yani sıkıntı çıkartmaz mı? Sağdakilere zaten bunlar nasıl? Yani bunlar santral ilerledim ben. Sıkıntı çıkartır. Bizim daha önce orta hepatik ven üzerinde lezyonlara intraoperatif ARF deneyimimiz oldu. Bu tip lezyonlar 2 sene için 2 sene civarında kontrol edebiliyorsunuz ama en de sonunda nüksediyor bu vasküler yapıların üstündeki metastatik lezyonlar. Ama diğer subsantimetrik olanlar intraoperatif ARF ile çok kolaylıkla kontrol edilebilir. Derin olanlar özellikle. Küçük olanlarda zaten onlar periferik yerleşim. Bunlarda herhangi bir sıkıntı olmaz. Ama hani burada şöyle bir şey olabilir. Bunlar hepatik venlerin arasında bir lezyon tam olarak yakılamayabilir. Akan kanın yaratmış olduğu soğutucu etki nedeniyle. Dolayısıyla nüks olabilir veya çok zorlarsanız hepatik vende tromboza gidebilir. Yani o riskleri göz önüne almak lazım. Hatta bu orta hepatik ven üstündeki lezyona çok benzer bir lezyonu biz orta hepatik veni klemp ederek yapmıştık. Yani akımı tamamen durdurarak. Yani işlem sonrası ven trombozu olmadı ama 2 sene sonra nüks geldi. Hiç beklenen bir şey yani. Bu civarlardaydı. 2-3 santim aralığındaydı. Mikrodalgayla yapmıştık. 2 santim. 1-2 santim. 1-1.8 santim. Nesine? Lezyonları derken lezyonların hepatik venle ilgisini var. Evet.
hepatik venöz fazla göstereyim. Şu orta hepatik ven. Şu. Şu da sol şeydeki dördün santralindeki. İlgin hocam. Buyurun. Cemil hocam bir şey diyecek misin? Görüntüden sonra bir yorumunuz olacak. Şimdi hani fikir çokluğu da gösteriyor ki mükemmel bir cevap yok. Biraz kişisel tercih, biraz kişisel deneyim herhalde. Yani açıkçası bana doğru gelen stabil hastalık sağlanmış, iyi. Ondan sonra bu da bir kolon tümörü, şartları zorlamak lazım. Benim kişisel deneyimim bağırsak girişimiyle metastazektomi, kemoterapiyle hastada birleştirilirse sıkıntı çıkıyor. Daha açık bir ifadeyle mesela ben ileostomi kapatma seansında metastazektomi yaptığım zaman hastalarımda karaciğer absesi oluyor. Onun için ben şahsen bunları ayırmak istiyorum kemoterapi görmüş kişide. Bu hasta için de sanki saimi kolektomisi ve adrenal eksizyonu yapılsa ve daha sonra başka bir rejimle kontrol edilmeye çalışılsa iyi olur. Sebebi şu, şu metastaz biraz küçültülebilirse bize R1 çalışma hakkı verir. Hepatik venin üzerindeki gözenekli dokuyu PSA dahil ederek ama hepatik veni rezeke etmeden ultrasonik disektörle bunu çıkartmak hastaya fayda sağlar. Çünkü kemoterapiye cevap veren tümörlerde eğer bunu yaparsanız lokal nüks oranı mükemmel olmasa da düşük oluyor. Kemoterapiye cevap verirse onlar çıkarılır, kalanlar yakılır ve bir sağ kalım faydası olur diye düşünüyorum. Kemoterapi altında bu hale gelmiş, öyle değil mi? Rejim değiştirmek. Yani rejim değiştirmek en azından ilerlememiş de diye düşündüm ama hani bunu gurur duyarak değil, zor bir hastada bir şeyler yapmaya çalıştığımız için. Ama şunu da söyleyeyim, hani diğer fikirlere bir itiraz edemiyorum çünkü yani sıkıntılı bir vaka. Hani bu önerdiğimiz şeylerin hiçbiri umut tacirliği değil, hepsi hastaya faydalı olmak için önerilmiş şeyler. Hani zarar vermeyeceğini biliyoruz. Bunların birini klinisyenin seçmesinde fayda var. Size aksiyeni göstereyim. Soldaki örnek. Şöyle. Sol hepatik ven bu. Şu orta hepatik venin bir dalı. Ana şu bu. Şu. Bu da dörde giden bir dal var burada. Şu. Yani bu hasta için ablasyon çok iyi bir seçenek olmayabilir bu vasküler yapılarla komşuluk nedeniyle. Eğer başka türlü başa çıkılamazsa ben radyoembolizasyon öneririm bu hasta için. Eğer iyi de tutarsa. Hani diğer seçenekler işlemediği durumda. Peki teşekkür ederiz. Bir sonraki vakaya geçiyoruz. Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ni davet ediyorum. Sayın hocalarım, değerli katılımcılar, Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'nden Doktor Halide Şeyda ben. Bugün size danışmak istediğimiz olgu 43 yaşında erkek hasta. Dış merkezde ilk olarak 21 Mayıs'ta koledokolitiyaz nedeniyle RCP ile sfinkterotomi ile taş ekstraksiyonu yapılıyor. Hemen arkasından perforasyon şüphesiyle genel cerrahiye devroluyor hasta. Çekilen tomografisinde duodenum 2. ve 3. kıta komşuluğunda serbest hava imajı gözleniyor. Hasta takibinin ikinci gününde akut batı nedeniyle operasyona alınıyor. Batın içi yaygın safra peritoniti görülen hastada kolestektomi yapılarak sistik kanaldan intraoperatif kolanjiyografi çekiliyor. Ekstra vazasyon bulgusu görülmemesi üzerine metilen mavisi verilip herhangi bir bulgu görülmemesi üzerine de sistik kanaldan feeding tüp yerleştirilerek operasyon direnk olunarak sonlandırılıyor. Ve antibiyoterapi başlanıyor hastaya. Kontrol tomografilerinde hastanın
Periapetik alandan başlayıp retroperitonda mesane anterior lateraline uzanım gösteren koleksiyonu mevcut. Direnç kateterine rağmen progresyonu mevcut olan hastada SRP değerlerine düşme olmaması üzerine antibiyotik terapisi genişletiliyor. Daha sonra ileri tetkik amacıyla tarafımıza sevk edildi. Bize geldiğinde 7 Haziran'daki kontrol görüntülemelerinde, MR ve tomografilerinde sağ retroperitonda periapatik aort ve cava inferior anteriorundan SMA ve SMA anterior posteriorlarını çevreleyen inguinal bölgeye kadar uzanan üretere bası yaparak sağ böbrekte grade 2 hidroüretere nefroz olan bir gross absesi mevcuttu. Hastanın direnç kriteriyle yeterli direnç olmaması üzerine BT eşliğinde bir trokar iletim yapıldı ve endoskop yardımıyla bu bölgeden nekrozektomi yapılmaya başlandı. Bu nekrozektomi görüntüleri hastanın. Şu anda hastanın üçlü antibiyotik terapisi devam etmekte ancak SRP değerlerinde bariz bir gerileme yok. Enfeksiyon tablosu devam ediyor hastanın. Şu anda ne yapalım? Şimdi ben elimizdeki ilk film 7 Temmuz 2020'ye ait filmler. İlk bunu göstereyim. Sonra da bir son filmini göstereyim. 7 Temmuz var. Onlar yok maalesef. Onları görelim istedik ama bir CD... Dış merkezde aslında ama CD okuyucu olmadığı için burada açılamadılar. Evet hocam. Dış merkez CD'lerini bir türlü temin edemedik. Bize gelemedi. Hasta geldiğinde düşkün, sepsiste olan bir hasta. Biz girişimsel radyolojide bir yeni bir daha kalın bir kateterle drenaj yapmaya çalıştık ama girişimsel radyolojinin de görüşüyle dreni olmayacağını anladık. Çok sepsist olan bir hasta olduğu için önce stabilize etmeye çalıştık. Sonra retroperitondan 10'luk port, sonra da 15'lik porta değiştik. Bugün en son ben gastroenterolojiyle beraber girdim işleme. Duodenumu gördük, endoskopla jejunuma kadar girdik. Hem endoskoptan porttan endoskopi hem de oral olarak girdik. İkisini de gördüm. Duodenum salim, geçiş sağlam. Ama yaygın nekrozu var. Bugün nekrozektomide devam ettik. Durum şu an bunlar var. 7 Temmuz tarihli bilgisayarlı tomografi incelemesinde. Bu şimdi ERCP'den kaç gün sonra? 21 Mayıs'ta ERCP, tamam. Evet. 21 Mayıs'ta ERCP yapılmış. 7 Temmuz'da ilk BT, yani bizdeki BT'ler ilk 7 Temmuz'a ait. Burada gördüğümüz perihepatik alanda havası var. Hepatorenal fossadan aşağıya doğru inen büyük bir abse kavitesi olduğunu izliyoruz. Bunun içerisinde hava apecikleri izleniyor. Bir şey var, perkütan kateter var şu. Bir de ciltten giren böyle diren gibi bir şey var. Bir direni de mi var? Port. Ona cerrahi olarak mı konulmuş? Niye bir tane drenaj kateteri, bir tane port? Port. Hayır. Çok... Hayır. Kalın da değil, onun için. Neyse. Hastanın ameliyatı var, değil mi Özgür Bey? Dışarıda. Tamam. Ama hasta akıbatı nedeniyle dışarıda opere oluyor. İkinci gününde ameliyat oluyor. Açılıyor. Kolanjiyografi çekmişler. Herhangi bir şey görmemişler. Sistik kanaldan. Şimdi peki bu mesela ilk geldiği 7 Temmuz BT'sinde safra yolların içerisinde hiç hava yoktu. Şimdi hava var. Bir sfinkteratomi bir şey mi yaptık ayrıca bu arada? Sistik kanaldan bir feeding tüp yerleştirilmesi var dış merkezde ameliyatında. Ama 7 Temmuz'la bu 22 Temmuz arasında yapılan bir şey var mı? Hayır yok.
Peki, 7 Temmuz'daki BT'de safra yollarında hava görmüyorduk. Bu 22 Temmuz'daki BT'de safra yolları içerisinde bence bir şey yapılmış. Hem sistik kanal içinde hava var, hem ekstra hepatik safra yolları içerisinde çok hava var. Sonra koledoğa geliyoruz, o normale dönüyor. Şeyin etrafında, pankreasın etrafında da yine havalar olduğunu izliyoruz. Kavite bir miktar küçülmüş ama devam ediyor. Kötü olan kısmı aşağıya doğru geldiğimizde multiloküle hale geliyor ve pelvisin ortalarına kadar uzanıyor. Sağ ilyakus kası boyunca da inferiora doğru iniyor bu kavite. Böyle mesanenin yanına kadar, aşağıya kadar gelmiş. Bunların hepsi ayrı ayrı lokülasyonlar şeklinde. Yani yukarıdan aşağıya doğru uzanıyor ama multiloküle bir görüntüsü var. Kopik nekrozektomi yapıldığı söylendi. Hangi bölgeden yapıldı? Perirenal bölgeden. Endoskopik nekrozektomi hangi bölgede? Sağ lomberden koyduğumuz portla önümüze nekroz çıkıyor zaten. Portun önündekiler hepsi nekroz. Nekrozlar almaya başladık. Yıkayıp alıyoruz. Kendimiz yaptık. Sonra kendimiz yetersiz olduğunu görünce ameliyathaneye çektik. Sonra gastroyu devreye soktuk. Onlarla beraber girmeye başladık. Bugün ilk kez ben içeriden dua durumu gördüm. Hani ilk kez bugün temiz bir şekilde. Ama nekroz hala devam ediyor. Hala var. Günlük alıyoruz hastayı. Günlük aldığımız için de oralini kapatıyoruz. Orali kapalı olduğu için de tabii TPN'yi aldık. Günlük gastro servisinde düzenli nekrozektomisini yapıyoruz. Gelen var, güzel geliyor. Oraya da bir diren koyduk. Portun içinde de diren var. Direni de serbest drenaja bıraktık. Yani hastanın ara filmlerinin olmaması tabii bizim için bir şanssızlık. Hasta açısından daha doğru konuşabilmek olurdu. Ama RCP'ye bağlı perforasyonsa pankreatitten hiç bahsedilmiyor. Muhtemelen sfinkterotomiye ve de daha çok preket papillotomiye bağlı olarak gelişir. Retroperitoneal sadece hava varsa, minimal hava ya da o bölgeyi ilgilendiren bir hava, aslında çoğunlukla bunlar herhangi bir cerrahi ya da girişim gerektirmeden nazogastrik aspirasyon ve antibiyotikle tedavi olur. Bu tür şüphelenilen hastalarda oral kontrastlı madde verilir. Eğer duodenumdan ekstravazasyon olmuyorsa ya da retroperitoneal bölgede bir sıvı birikimi olmuyorsa bu hastalar konservatif tedavi edilir. Ameliyat gereksinimi %10'un altındadır. Şimdi laparotomi yapıldı, batın içinde sıvı var denilince, safra peritoniti var deyince farklı geldi. Şimdi retroperitoneal bir perforasyonun batın içinde safra peritoniti yapması mümkün değil. Yani burada daha gross bir perforasyon beklemeliydik. Bu uyumsuz. Yani peripapiller perforasyonlarda batın içine safra gitmez, retroperiton dolar. Acaba difüzyonu mu retroperitondan peritoneal difüzyon oldu, bu mu görüldü? Bir de sistikten verilen fazla basınçlı olmayan bir metilen mavisi, eğer koher, extended koher yapılmadıysa, koledon pankreas içinden ilerlediği alandaki yağlı dokuda bir diseksiyon yapılmazsa çok da rahat dışarı gelmez. O açıdan kontrastla yapılsa belki yaralanmanın bölgesi görülürdü ama görülse de aslında tedaviyi değiştirmez bu. Sütür atılacak bir bölge değildir. Peripapiller bölge eğer şeyin dışında bir perforasyon değilse. Son kertede hani şu görüntüyü de görünce aslında bu hastanın genel durumu çok kötü değilse bir nekrozektomi için mini laparotomi gibi port koyduğunuz yerlerde ya da laparoskopik olarak oraya portları arttırıp girip debritmanını tam yapmak lazım. Sonra da negatif drenaja çevirmek lazım. Ben tek bir
Yani benim de fikrim açıkçası bu hasta yani zaten pankreatit değil. Hani ilk olarak lokal sınırlı trokarlı denenmiş nekrozektomi ama inguinal kanalı kadar ilerleyen çok geniş bir enfeksiyon alanı var. O bölgenin sadece trokarla kontrol altına alınması bence mümkün değil. Açık olarak güzel bir şekilde orayı debride edip kalın multiple direnlerle sonra gerekirse yıkamalı olarak bu hastayı bir an önce manipüle etmek gerekir diye düşünüyorum. Artı açmışken eğer çok sıkıntılı değilse bu hastanın muhtemelen gösteremediğimiz bu duodenal kaçağı var. Duodenal eksizyonla yapmak gerektiğini düşünüyorum. Gastrojenostomi artı pilorik kapatmayla. Çünkü sonuçta bu devam edecektir bu şekilde. Bu kadar kontrolsüz hale gelmezdir retroperitoneal nekroz eğer bir kaçak devam etmeseydi diye düşünüyorum ben. Hani endoskopide bugün biz hiçbir sütürasyon görmedik. Hani çok iyi baktık gastroenterologlar beraber bölge bölge girdik her tarafına baktık. Orada herhangi bir sütürasyon görmedik. Hasta geldiğine göre daha iyi oldu. Hani porttaki bu yıkama işleminden fayda gördü. Bizim amacımız bu işte biraz zaman kazanmak ama çok da tabii gecikmemek gerekiyor. Açtık varsa, açtığımızda varsa eğer. Yok yok Kemal abi, o devritmanı yaptık diyelim ki, o dediğinizde yaptık, kaçağı var bu hastanın. İnflamasyon nedeniyle SMV'de ileri derecede incelmiş. Eğer heparinize etmiyorsanız bir taraftan da onu yapmak lazım. Gidiyor. Evet. Hocam ben bir şey daha sormak istiyorum vakayla alakalı. Diyelim cerrahi yapacak olursak posteriordan mı ilk önce yaklaşmak lazım yoksa laparotomiyle? Laparotomiyle bu hastalara açıldığında açıkçası o loja girmek bazen imkan olmuyor. Acaba planda posteriörden yaklaşıp, yani retroperitoneal yaklaşıp. Ama bu intraperitoneal değil mi? Bu konuda da açıkçası biz biraz sorumlu. Retroperitoneal değil mi artık bu? Paramedial laparotomiyle girilebilir. Artık uzatılır olmuyor ama. Güne alana kadar abser şeyi devam ediyor. Sağ ol. Evet. Bu da takip edilir. Bakının diğer taraflarına bulaşmasın diyorsanız da artık yani masada zaten olmuş olur her tarafta. Kıvanç hocam, Zoom'dan da bir soru var. Bir herhalde. Soru var, yani soru değil de öneri. Absiloji Deniz Duman. Absiloji ve nekrozektomi alanında eğer abse duvar oluşmuşsa çift double peak değil ya da lems takılıp mide veya duodenuma drenaj sağlanabilir. EUS rehberliğinde de bu işlem yapılabilir diye bir önerisi mevcuttur. Deniz hocam güzel bir öneri yaptı ama burada 10 milim çaplı drenaj kateteriyle drene olmayan bir 15 milim hatta. Çaplı bir eksternal aspir edilen drenle drene olmayan bir nekroz dokusu var. Onun için bu hastalarda internal drenajlar zor çalışır. Hem de bunu drene edecek organlar uzak, mide uzak, duodenum uzak. Zaten bir duodenal yaralanmadan bahsediyoruz. Oldukça sıkıntı yani. İki şey aslında ben de hani posterior yaklaşımla daha hasta için iyi olabilir, bir şans verilebilir diye düşünmüştüm.
Bir tek belki yukarıdan aşağı kadar bakıp körlemesini ararken atlayıp çıkacağımız bir koleksiyon var mı diye bakmakta fayda var. Yani girip sonra da bunu bırakmışız olmaması gerekiyor. Bir, ikincisi o işi yaparken önden veya arkadan hani üreteri korumak için ayrıca bir tedbir gerekir mi? Çünkü o bütün o trase boyunca nekrozektomi yapılacak. Bir de aklıma o geldi. O konuda ne düşünüyorsunuz? Hocam öneriniz için çok teşekkür ederiz. Biz de preoperatif ameliyat alacağımızı double G düşünüyoruz. Bu laparotomi bu işlerde biraz zorluğu arttırıyor bence. Ve öyle bir böylesine bir koleksiyonu olan sepsisli bir hastada drenajdan biraz fayda görmüş ama nekrozlar duruyor tabii ki orada. Onun için tam iyileşemiyor. Böyle büyük ameliyatlar yani bir yerleri klamp edip anastomozlar vesaire öyle şeyler bence çok tehlikeli. Retroperitondan girerek o nekrozu nekrozektomi yapmak yani bu laparoskopik veya işte endoskopik yapılan işi küçük veya biraz büyük ama mesela apendektomide kullandığımız bir insizyonu kullanıp veya biraz büyüğünü fakat retroperitona girerek yani peritonu açmaksızın hem orayı yıkadıktan sonra bayağı da zaman geçmiş. Oradaki nekroz kolayca zaten endoskop geliyor. Gene aynı şekilde küçük bir insizyonla retroperitona girip oradaki nekrozları almak mümkün oluyor o over clampleriyle. Sonra da güzelce yıkamak gerekiyor. Sonra da sizin de önerileriniz gibi kalın direnler koymak gerekiyor. Birisiyle yıkayıp birisiyle alınabiliyor. Bir tane böyle benim tecrübem olmuştu. O hastamız iyileşebildi. İnşallah da iyileşir diyorum. Laparotomiyi tavsiye etmiyorum. Yani bu hasta için mesela step-up tedavisi tarzı bir tedavi yaklaşımından bahsediyorsak eğer yani adımlarımız belli. Adımlarımızdan yani bir aşamaya kadar gelinmiş. Endoskopik tedavi yöntemleri ya da minimal invaziv tedavi yöntemleri denenmiş. Soru şu, bu hasta bu durumda stabil ya da iyileşiyorsa aynen devam. Hayır, bu hasta kötüleşmeye devam ediyorsa bir sonraki aşamaya getirip videoskopik belki siz zaten onu şeyle denemişsiniz tekrar ya da küçük bir insizyonla retroperitona girilerek yine batını açmadan diye yani zaten algoritma bu tarzda ilerleyen bir algoritma. Bir sonraki aşamamız hastanın şu anki durumuna çok bağlı. Evet. Evet. Şimdi debridman kararı bence bu hastada yapılan tedavi şekli doğru. Ne yapmak lazım? Nasıl bir debridman yapmak lazım? Hangi metodu uygulamak lazım? Kesinlikle burada laparotomi yapmamak lazım. Morbidite ve mortaliteyi artırır. Yani peritoni bir şekilde açmamak lazım. Şu anda yapılan sizin yaptığınız retroperitonal yaklaşımı çok doğru. Ama bence eksik. Yani çünkü burada çok agresif davranmak gerekiyor. Yani bir portla retroperitonal debridman yeterli olmayabilir. Birkaç port girip mümkünse çok agresif bir debridman yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ama seçenek doğru. Son alt. Sayın Başkan, oylama yapalım mı? Hangisi? Oylamalık bir durum benim yok abi. Retroperitoneal yaklaşımda evet. Ama flexible endoskop da değil. İkili ya da üçlü portla girip videoskopla yabancı cisim forcepsiyle taş pensiyle onları iyi olmak. Hem laparoskopla aşağıda rahat inersiniz yukarıda. Yani endoskop çok dar alan için flexible yaklaşım sağlar. Bu oldukça uzun bir alan. Biz zaten listede video assisted bir sonrakisi. Yani o da laparoskopi ile ya da benzeri şeyler. Evet. Onu tutacağız buraya. Ama buralara ulaşmamız mümkün. Ulaşmamışsınız, evet. Mümkün değil yani buraya ulaşmamız.
oralara ulaşmak da aslında tehlikeli değil mi? Yani sonuçta körleme yapılacak bir işlemde SMV incelmiş ve harap edilmiş durumda gibi görülüyor. Yani oralara ulaşmak, hasta stabil devam edebiliyor ise yıkama da yapılabilir. Yani Kemal Hocam yukarıdan ya bir direne yıkama kateteri konulur. Düzenli 24 saatlik yıkamaya da alınabilir, denenebilir yani sonuçta bunlar. Mümkün olduğunca non-invaziv ya da minimal invaziv tarzda giderek, ama hastanın durumu tamamen belirleyen bir şey. Yani hasta kötüleşiyorsa hiç yapacak bir şey yok. Step-up'ın temelleri zaten böyle atıldı. Böyle bir hastamız oldu bizim ERCP sonrasında, batın içerisinde yaygın nekroz, defalarca kateterler kondu, işte üstten verildi, alttan çekildi, yıkamalar yapıldı ama açana kadar hiçbir şekilde iflah olmadı, CRP'si normale dönmedi. Açtıkları zaman da hani kateterle falan boşalabilecek bir şey değil, böyle ciğer gibi lök lök materyal geldi. Yani bunu, hani ben cerrah değilim ama boşaltmadan drenaj kateteriyle falan bunlar olmuyor yani. Bir sonraki sunumun... Bu hasta için ne karar verildi? Son ne söylenir? Oylama yapalım karar verildi. Bu hastayı sonuçlandıralım. Retroperitoneal yaklaşım yapalım yerine. Laparoskopik ya da facial. Ya da mini laparotomi. Yani. Doğrudan laparotomi yapalım yerine. Mini laparotomiyle retroperitoneal yakla, yani step-up'a uygun bir sonuç çıktı. Bir sonraki sunumumuz Sultan Gazi Enseki Eğitim Araştırma Hastanesi. Mekai Bey Zul üzerinden sunmak istediler. Açıyorum. Kendimi susturdum. Mikail Bey'in sesi açık. Ben açamıyorum. Kendi açması gerekiyor bunu. Mikail Bey, görüntünüzü açarsanız. Bir saniye. Start my video. Tamam. Şimdi gözüküyoruz. Bizim danışacağımız hasta. Slaytlar acaba ekranda mı? Evet. Ben göremiyorum slaytları da. Kabaca bahsedeyim hastadan. Hasta aslında yani danışmaktan da öte eks olduğu için yalnızca bizim tecrübemiz açısından danışmış olalım. 62 yaşında bayan hasta. Bize mekanik iktidarda 8'e 5 bilirubinle başvurdu. Karaciğer enzimlerinde, safra-stat enzimlerinde yükseklikler vardı. Dikkat çeken laboratuvar anormalliği bir tek CA19-9'u 500-600 arasında idi. Hastanın hikayesinde 3 tane stenti var ve 1 yıl önce de bir özel merkezde çekilmiş MR'ında kras kültürü tespit edilmiş. Ama hasta hiçbir şey yapmamış. O anda sarılığı yokmuş. Sarılığı gelişince zaten aynı özel merkezde MR'ını çektirip bize geldi. O MR'da Kratzkin tümörü diyordu. Hastayı yatırdık. Çift tarafı PTK takıp taburcu ettik. İlk kontrolünde hafif bir paranjit tablosu vardı. Birkaç gün sonra da hastanın buraya danışırken eks olduğunu öğrendik. Hatta konsey tarafından BT anjiyosu mümkün mü, çekilebilir mi dendi ama o da işte hasta eks olduğu için mümkün olmadı. Temizlik hocalarımızdan ricamız nasıl bir ameliyat planlayabilirdik. Orada son çekili MR'ı var. Bir yıl önceden plastik tümör tanıdı. Bir de PTK'sı var. Hocam? Yankıyı çözemiyoruz. Mikail Hocam ben yazayım isterseniz. Göstereyim ben. 22 Haziran 2020 tarihli MR incelemeleri var. Burada
hem sağ anterior, sağ posterior sektör safra yolları ayrı gözüküyor. Şöyle bir ince bağlantı var aslında ama hiler darlığımız var. Sen o mikrofonu al ki ben bunu azıcık. Karaciğer konturları yuvarlaklaşmış gözüküyor. Sağ lobun volümü azalmış. Sol lobun volümü artmış. Aynı zamanda aslında splenomegalisi de var. Batın içerisinde sıvı görmedik. Şeylerini de göstereyim, masküler yapılarını. Sol portal ven. Portal veninde majör bir sıkıntı gözükmüyor. Yalnız ana portal venin önünde hilusta şöyle bir infiltrant tarzda yumuşak doku lezyonu olduğunu izliyoruz. Safra yollarının ayrıştığı yer karaciğerin içerisi. Şu MRCP'yi göstereyim. Şöyle sağ anterior, posterior, sol ve dördüncü segmentte şu ayrı gözüküyor. Bütün segmenter safra yolları ayrılmış. Hastanın PTK'sı var. Burada sağ lob safra yollarının bir kısmını görüyoruz. Sonra bu verilen kateterden bayağı bir kontrast madde verilmiş. Buradan sol lob ve ekstra hepatik safra yolları da dolmuş. En sonunda yapılan işlem soldan bir eksternal drenaj kateteri yerleştirilmiş. Bir tane de sağ anteriordan yerleştirilmiş gibi gözüküyor. Evet, iki tane eksternal drenaj kateteri yerleştirilmiş. Hastaya da daha önce bir yıl önce diş merkezde karaskın tümör nedeniyle ameliyat önerilmiş. Geçiyor ama yani çok basınçlı verilmiş. Bu arada dahil usta darlık gözüküyor zaten. Yani portal veni açık dedim zaten bir tek başka. Hayır, sol tarafa doğru sanki sol tarafa doğru gibiydi değil mi kitle? Şimdi aslında intrahepatik safra yolları şöyle göstereyim ben, kesildiği evet. Yeri göstereyim. Şu tam santralde aslında, şurası dördüncü segment, sağ anterior. Yani sağın santrali gibi daha çok. Şu dördüncü segment. Anladım. Evet. Bir de yalnız tabii daha rahatsız edici olan şöyle bir doku var, yumuşak evet. Doku hilusta. Şeye kadar da gidiyor bu, ana portal venin önüne kadar gidiyor şurası. Yani BT anjiyo yok tabii. Şu şeyi göstereyim, şu arteriyel fassa. Bu pre kontrastmış. Ondan sonraki ilk kontrastı incelememiz bu. Ama hani portal vende bir şey olmadığı sürece arter herhalde biraz daha geri planda. Portal veni açık gözüküyor. Tabi bu hastanın hakkı hani BT anjiyoydu, onu çektirmeye fırsat olmamış. Bizi rahatsız eden bir diğer şey de çölyak turunkusu da çevreleyen, ayrıca şöyle bir yumuşak doku görüntüsü var. Hani bunu da bir açıklığa kavuşturmak isterdik. BT anjiyoyu onun için de şey yaptık. Yani ekstra hepatik hastalık olduğu için hasta aslında inoperable. Herhalde PTK sonrası kolenjitten mi eksi oldu? Anladım. Anladım. Ekstra hepatik hastalığı olmasaydı,
splenomegalisinin altından da bir şey çıkmıyorsa tabii portal hipertansiyon vesaire. Yani teknik açıdan bakarsak sağ artı kaudat lobektomi, sola anastomoz. Ama tabii bir sürü aması var bunun. Portal hipertansiyonu var mı, varisi var mı, trombositi kaç vesaire. Bir de tabii bu hastanın ekstra hepatik hastalığı var. Bir sonraki. Vakayı inoperabl olarak değerlendiriyoruz. Şimdi şu var tabii, yavaşça sekonder biliyer siroza doğru gidiyor olabilir. Bu splenomegali neye bağlı? Çok nadiren açıklanamayan splenomegaller oluyor. Varisi var mı? Trombositi kaç? Buna göre karar vermek lazım. Çok nadiren izole splenomegalili hastalarımız oldu. Onlara yaptık hepatektomileri. Bir sıkıntı çıkmadı ama portal hipertansiyon olmadığından emin olduk. Bir de rezeksiyona geçmeden önce ameliyatta portal basıncı ölçüp devam ettik. Portal basıncı normal bulunca hani yapılabileceğini düşündük. Yoksa sağ artı kaudat lobektomi, sola muhtemelen gözlük anastomoz safra yollarına gerektirecek bir vaka gibi duruyor. Teşekkür ederiz. Bir sonraki vakaya geçeceğiz. Mikail Hocam teşekkür ederiz katılımınız için. Çok sağ olun. Sonraki vaka için Çam ve Sakura'yı davet ediyorum. Nihal Hanım ya da ilk hangisi? Bizim hastamız Hüseyin Bey. Herkese iyi akşamlar. Doktor Hüseyin Kılavuz, Çam Sakura Hastanesi Genel Cerrahi'den. Bizim hastamız yaklaşık bir ay önce dış merkezde hemoroidektomi ameliyatı sonrası bir ikter tablosuyla, sarılık tablosuyla aynı merkezi tekrar başvuruyor. Orada yapılan kontrollerinde hastamızda bulunan bulguları sunacağım. Özgeçmişinde belirgin bir hastalık yok. Madde kullanımı ve yoğun sigara içiciliği var. Son iki yılında sigarayı terk etmiş, elektronik sigara kullanıyor. Hastamızın ilk başvuru anında bilirubinleri yüksek, 12-11 bilirubinleri var. Amilaz ve GGT değerleri yüksek saptanmış. Burada yapılan ultrason MR ve MR CP'sinde safra kesisi boyutları artışı var. İntrahepatik safra yollarında ve koledeko dilatasyon saptanmış. Aynı zamanda ampulavateri civarında düzensiz kontrolü bir yumuşak doku lezyonu saptanmış. Bunun üzerine PET CT çekmişler. PET CT'de Sulmax'ı 6 olan, FTG tutulumu olan bir lezyon var. ERCP planlanmış yine aynı merkezde. ERCP'de kuş gagası şeklinde sonlanan koledo ve papilladaki lezyondan biyopsiler alınmış, stent takılmış. Buradaki patolojisi high grade displazi düşünülmüş, malignite ekart edememişler. ERCP sonrasında bilirubinlerine düşüş olmuş ve hasta ayaktan izleme alınmış. Bizim klinimize poliklinikten başvurdu bu hasta. Ateş, nefes darlığı ve öksürükle gelmişti. Acaba bir kolanjit tablosu mu diye biz hospitalize ettik. Hastamızın ilk hastaya yatış sonrasında çekilen tetkiklerinde toraks VT'sinde pnömoni infiltrasyonlar ve COVID şüpheli alanlar saptadık. Göğüs hastalıkları, enfeksiyon hastalıklarıyla görüştük. COVID'e yönelik sürüntülerini aldık. Birer hafta arayla iki tane sonucumuz var, negatif. Hasta iki hafta yakın izolasyon kuralları uygulanarak hospitalize edildi. Şu anda kliniği rahat. Bu aşamadan sonra hastanın radyolojik olarak görünüm COVID ile uyumlu, ancak biz sürüntü örneklerinde COVID'i destekleyemedik. Bu noktadan sonra ne yapalım diye sormak istiyoruz. Çok...
Açılırken bu arada kısa özetle bir şey söyleyeyim. Bu hastaya biz farklı bir amaçtan sunuyoruz. Bu hasta operabil mi değil mi ya da başka bir şeyden değil. Bu hasta bir ay önce yapılan tetkikleriyle bize gelişinde ateş ve sebebi olarak COVID ön planda görüldü. Radyolojik olarak da COVID olduğu söylendi. Görüntülerde şimdi birazdan Arzu hocamızdan da alacağız görüntüleri. Ancak çift iki kere üst üste yapılmış test negatif, hızlı test negatif, ferritin düşüklüğü yok, laboratuvara yansıyan herhangi bir özellik yok, sadece ateş var. Bu hasta profilaktik ya da tedavi amaçlı COVID ile ilgili herhangi bir şey almadı. İkinci testte negatif gelince izolasyondan çıktı. Şu an bu hastanın son bulgularıyla COVID değil olmasına rağmen ameliyat edelim mi, bir bekleme süreci önerir misiniz? MR'larını intrahepatik safra yolları ile derecede geniş. Bu ERCP öncesi herhalde görüntüleri. Bir sonda geniş gözüküyor. Aşağıya doğru geldiğimizde ampulla da yaklaşık 16 milimetrelik bir tümör olduğunu, tümörel lezyon olduğunu izliyoruz. MRCP'si şöyle. Poledok ve Birsung ayrı ayrı sonlanıyorlar. FET'ini de göstereyim. Bunun tarihi de 22 Haziran. Bu ampulle de tümör gördüğümüz bölgede orada da yoğun bir FDC tutulumu olduğu izleniyor. Aslında lezyonun tamamında değil de sanki lezyonun kendisi şurası gibi. Takip edelim onu. Bunun raporunda ne söylendi? Bulmaksa 6 olan burayı söylemişler yani. Evet, bu kadar. Tamam. Şimdi akciğerini göstereyim. Bunlar da 8 Temmuz tarihli bilgisayarlı tomografi incelemeleri. Şimdi hem sağ akciğer orta lobda buzlu cam, yama tarzında buzlu cam görüntüsü var. Sağ akciğer alt lobun tamamında hem buzlu cam hem konsolidasyon görüntüsü var. Hava bronkogram olmuş. Ayrı zamanda işte sol lob, sol alt lob, lateralde de sağ orta lobda yama tarzında. Yani bu dönemde buna COVID demek lazım bu görüntüyle. Tablosu da şiddetli herhalde. Sağ akciğer alt lob tamamen tutulmuş. Ateşleri vardı. Kolonjit ön tanısıyla yatırıp COVID tanısıyla yatışa devam ettik. Ancak dediğim gibi iki PCR, bir hızlı test negatif, izolasyon kaldırıldı, pnömoni tedavisi başlandı, COVID'e yönelik herhangi bir tedavi almadı, enfeksiyon notlarımız mevcut. Birinci ayı doldu hastanın, son görüntülemesi açısından artık ameliyat edelim mi? Yükledik. 10 Temmuz var. En altta bir tane çıkıyor olması lazım. 10 Temmuz var. Bugüne ait olan bir tane vardı, evet. Ben yeni, bugün, şimdi yükledim bugüne ait olanı. Alttaki? En alta? Tamam. Bulgular benzer. Bulgular benzer. Göğüs hastalıkları enfeksiyona yönlendirdi. Enfeksiyon hastalıkları da COVID negatif olması nedeniyle COVID tedavisi başlamadı. Yani standart bir COVID prazokantelli bir tedavi almadı. Ferritini normal. SRP'leri 300'ler civarında seyrediyor. Bulgular aynen böyle devam ediyor. Ateşi yok. Biraz gerilemiş durumda. Birinci ayı doldu artık. Dışarıda da ERCP'ler yapılmış, PET'ler yapılmış, birçok tetkiklerle yapılmış. Yani Cemal, mesela siz Çapa'ya böyle bir hasta geldi, başvurdu. Şu anda stabil. Bir notumuz yok, hiçbir şeyimiz yok. Birinci ayı da doldu bu hastanın. Yani elimizde bir hem hukuki hem de tetkiksel açıdan baktığımızda İşler başlamış, birinci ayı dolmuş. Biz pazartesi listeye koymak zorunda hissediyoruz kendimizi mesela. Siz böyle bir durumda nasıl kendinize hayır, yani engel olabildiniz? Onay verdi. Tedavi ameliyat olabilir, ameliyatında engel yoktur diye anestezi onayımız da var. Şu an bütün konsültasyonlarımıza baktığınızda bu bulgular çerçevesinde bu akciğerle ameliyat olabilir durumda. Konsültasyonlarımız net böyle söylüyor. O ilk gelişi şu anda stabil. İlk gelişi normale düştü SRP'si. Bu arada yani BT bulguları devam ediyor, SRP geriledi. Ateş de düştü.
Ateş olmadı. SRP 5 ya da 8 civarında. Onun üstüne çıkmadı. Akciğer tutulumu var. Evet, akciğer tutulumu devam ediyor. Ama antibiyotik tedavisini COVID için değil, pnömoni ön tanısı olduğu için verildi. Tazosin. Hem o yola da etkiler, hem bu yola da etkiler vantilatesi içerisinde tazosin verildi. İlgin Hocam, siz bir şey söyleyeceksiniz galiba. Kıvanç Hocam. Hayır. Hani nasıl hayır diyeceğiz? Şöyle, hayır. Yani bu haliyle bence hastayı ameliyata almamak lazım. Sonuçta yaptığımızdan sorumluyuz, yapmadığımızdan da tabii sorumluyuz. Ama bu haliyle bu tablo ağırlaşırsa çok ciddi sıkıntılar olur. Sonuçta bu hastada bir ay daha beklemenin ben hastaya onkolojik açıdan bir şey kaybettirmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü sonuçta şöyle düşünün. Tabii ki bir bekleme zamanı geçirmiş bir hasta, kabul ediyorum ama. Evet, bir ay kadar bir zamanım geçti yani, bu hastanın. Birçok kurumda böyle bir hasta mesela Whipple'ın olabilmek için 1,5-2 ay arası bekleyebiliyor. Bu gurur duyduğumuz bir şey değil ama bir realite. Bir de hani mesela Japonya'da da başvurduğunuzda yakın zamandaki bazı yayınlara bakıyorum. 3-4 haftadan önce öyle hop diye Whipple'ınızı da olamıyorsunuz. Ha, bu beklesek de olur anlamı çıkmıyor ama böyle bir risk varken bence yapmamakta ve şey, ha hasta gider yapan birini bulur yaptırır ama o zaman da hesabı o verir diye düşünüyorum. Ümit'in sırasını aldım galiba. Ümit Hanım buyurun. Biz de yatı yatağı yani hazır. Ben de açıkçası İlgin Hocam'a katılıyorum. Çünkü yani bu hasta, yani ben her şey negatif olsa bile bu dönemde aksi ispat edilmemiş olsa da COVID kabul etmek lazım. Her ne olursa olsun. Bu bulgularlaki tomografi de desteklediğini söylüyor Arzu Hocam. Yani böyle bu kadar büyük olmayan bile bizim acil şartlarda almak durumunda olduğumuz hastalar oldu COVID süresince ve post-op dönemleri gerçekten çok sıkıntılı seyretti. Hatta kaybettiğimiz hastalar oldu. O yüzden bu hasta özellikle de ampulle tümörü ve hani çok erken evreye yakalanmış bir tümör. Beklemekle kaybedeceğimiz bir şey olacağını ben de düşünmüyorum. Yani en az tüm bulgular üzerine, akciğer bulguları üzerine ben bir ay daha bekleme taraftarı olurdum açıkçası. Tedavi veremediğimize göre evde 14 günlük bir karantina süreci için eve yönlendirmemiz uygun olabilir mi sizce o zaman? Çünkü hastanede yatıyor ve korumamız hiçbir şeyimiz uygun yok şu an. Olabilir bence. Eğer sarılığı yoksa. Hani siz olsanız öyle yaparsınız. Tablosu yoksa eve gidebilir. Kemal Hocam? Tavsiyatörde hep ekran var. Deniz Hanım'da şey değildi. Hani bu hasta enerji bir yapılmış ama bir yoksa yapılamaz mıydı acaba? Gerginliğini görmek için ya da ampuller lezyonlarda bazen bir yoksa yetersiz olur. Genel tutulumumuz, sizle aynı. Zaten aynı şeyde, aynı konseyde, aynı tarz konuşuyoruz. Bu başka bir merkezde bu işlemler yapıldıktan sonra ateş nedeniyle bize gelen hasta. Yani biz biyopsi de aldırmazdık. Biyopsi high grade displazi olarak geldi. Kitlesel lezyon görünüyor çünkü hastada. Biyopsisi de var bu hastanın ama o aşamaya kadar bizde olan bir şey değil. Hani onun yükümlülüğü adına çok bir şey söylemeyeceğim. O zaman biz bu hastayı taburcu edip evde bir süre karantinada tuttuktan sonra izolasyonu, tedavi de veremiyoruz. İzolasyon sağlandıktan sonra hastayı geri alıp görüntülemeler, bulgular düzeldiyse en az 14 gün ameliyat edelim. Veriyoruz hocam. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çam sakranı diğer. Tamam. Nihal, Özgür, Özgür abine. Sayın hocalarım, kıymetli meslektaşlarım. Çam Sakran'ın ikinci vakasını sunacağım. Doktor Nihal Aykun ben. 55 yaşında kadın hasta. Bize geldiğinde şikayet olmayan, dış merkezde tanısı olan bir hastaydı. 2019'un 10. ayında rutin dispanser kontrol sırasında AST aleti yüksekliği sebebiyle araştırılmaya başlanmış. İlk tetkik olarak OCG'sinde karaciğer salyopta multiple kitlesi metastaz yönüne değerlendirilmiş. Hastamıza kolonoskopi ve ezofagogastroduodenoskopi yapılmış. Rektosigmoid tümörü mevcutmuş. Patolojisi de adenokarsinom gelmiş. 2019'un 12. ayında MR ile değerlendirilen hastamızın karaciğer salyopunda multiple metastazı en büyük 8 cm ve segment 4'te de çok sayıda kistik lezyonu mevcutmuş. Bunun üzerine PET planlanmış hastaya. Yine 2019'un 12. ayında rektosigmoid alanda primer malignite ile uyumlu yoğun hipermetabolik alan karaciğer parenkim sahalarında multiple odaklar halinde en belirgin segment 8'de olmak üzere
metastatik lezyonları görülmüş. Bunun üzerine hastamıza 7 kür kemoterapi verilmiş. Sonrasında kontrol kolonoskopisinde tümör tamamen kaybolmuş. Kontrol üst abdomen MR'ında da 4. ayda 2020'nin lezyonlarda hafif gerilemesi mevcut. Segment 8'deki lezyon 8 cm'den 7 cm'e gerilemiş. Kontrol PET CT'si yine aynı aydaki rektosigmoid düzeyde önceki çalışmaya göre regrese hipermetabolik rezidü duvar kalınlaşması ve karaciğerde önceki çalışmaya göre parsiyel regrese görünümlü hipermetabolik metastatik lezyonlar olarak raporlanmış. Biz hastamıza portal vein embolizasyonu planladık. Sol lob hacmi portal vein embolizasyonu öncesinde 477 cm küptü. Embolizasyondan sonrasında 20 gün sonra ölçtüğümüzde 495 cm küp olduğunu gördük. Buradaki görüntüde portal vein embolizasyon öncesi ve sonrasındaki BT görüntüsünü zaten Arzu Hocam yorumlayacaktır. Laboratuvar değerleri, karaciğer fonksiyon testleri normal, büyümesini beklediğimiz karaciğerde portal vein embolizasyondan 20 gün sonrasında istediğimiz büyümeyi elde edemedik. Efendim hocam? Burada orta hepatik venle ve 4 arasında kitlenin onlarla ilişkisini gösteren kesitleri mevcut. Orta hepatik venin kurtarılamayacağı ama V4'ün kurtarılabilmesine imkan olacağını düşündüğümüz halde yeterli büyümeyi sağlayamadığımızdan bir sonraki aşamada fikirlerinize sunmak istedik vakamızı. O görüntü ekranda kalsın istersen. Sonuçta siz şeyi soruyorsunuz, ne yapalım diye. Özgür Hocam bir şey demek istedim. Sizin hastanız mıydı? Özgür Hocam. Yani böyle durumlarda eğer hani FLR yeterli gelmeyecekse sağ hepatik ven de embolize edilebiliyor. Bir öneri olarak eğer hani yapılabiliyorsa teknik olarak sağ portal ven embolizasyonu burada çok işe faydası olmamış gibi görünüyor. Belki o denenebilir. Yok hocam. Kaç oldu şimdi? Yani en son yüzde kaç oldu? Total karaciğerin yüzde kaçı sol lateral segment? Kemal abi, şimdi bu hastanın kilosu, ben düzeltme yapayım, 59 kilo, 59.8. Aslında şöyle bir baktığımız zaman yeterli gibi gözüküyor. Fakat bizim bu hastada iki kaygımız. Birincisi kemoterapi almış bir hasta. Geride kalacak olan karaciğer rezervi. İkincisi ise biz orta hepatik veni koruyamadan bir rezeksiyon yaptığımız zaman gerideki dokunun yeterli olamayacağını düşündük ki görüyorsunuz çok ciddi büyümesi yok. Bu sebeple portal veni embolizasyonu yaptırdık. Fakat şu anda istediğimiz sonuca tam ulaşamadık. Çok hafif büyümesi var ama de bizim için yeterli değil ve kemoterapi görmüş bir hasta. Bundan sonrası için ne önerirsiniz? Biz de açıkçası öncelikli olarak hepatik venle bir plak koyup onunla bir yol almayı planladık. Şu anda öyle bir noktadayız. Önerisi olan varsa değerlendirebiliriz.
Burada bayağı da bir sol lateral segment var ama görüntülere beraber bakalım. Bayağı büyük görünüyor. Şey, burada orayı ölçmüşler herhalde. Kesileri var, evet. İkinci orayı segment de bayağı kavdatta kalacak mı? Ana portalın açık. Tabii, açık. Yani ben onu diyecektim. Sağ ana portal ben açık, onun için yeterli sonuç alınamamış. Yani incomplete embolizasyon yapılmış. Açık değil, neresi açık? Bu şey blue'yla tıkanmış. Burada ana portaldan minus'a kadar şu kısmı 2 santim bir kısmı açık. Ama yani sonuçta bakın burada giden şeyler var, segment, posterior sektöre giden subsegment dallar var. Blue'yla yapmış bu. Yani sonuçta blue'yla yapmış. Fark etmez. Sonuçta akımı kapatması gerekir. Yani o bifurkasyondan 1,5 santimden daha distalinin orada akım görmememiz gerekiyor. Antegrat akım. Nerede görmememiz gerekiyor? Şu bileşkede. Şimdi sağ portal veni embolize ederken biz cerrahinin de isteğiyle en az 1 santimlik güdük bırakıyoruz zaten. Bazen 2 santimlik onun etrafından dönmek için yeterli mesafe bırakılmasını istiyorlar. Yani bence bu şeyde çok sıkıntı yok. Ama hani zaten şu şeyler tıkanmış durumda. Bakın burada subsegment dalları açık. Ben burada gösterebilirim. Yani şunlar var ama hani bu ne kadar etki edecek şunlar var. Burada buradaki subsegment dalları portal can dalları. Konferans sektörü ben hiç etki edebilir diyor da o zaman bunun var mı? O oyunu acaba sebep olabilir mi? Ama... Perfüzyon da bozulmamış hiç şeyde. O dış tarafta. Şimdi bu sağ portal venin mesela şu posterior dalının proksimali tıkalı. Burası tıkalıyken anladım da distaline nasıl gönderecek? Proksimali tıkalıyken. Pardon mu? Bak dokuz önündeki buradan tabii. Hayır, proksimali tıkalıyken distaline nasıl gönderebilirsin ki embolizm? Bakın burada şu dallar portal venin subsegment dalları. Blue gördüğümüz daha opak olanlar bunlar. Ama açık olan bir sürü portal ven dalı var. Biz hiçbir zaman bu sağ bu düzeyden daha distalde portal ven görmememiz gerekiyor. Şunu söylüyorum ben de. Şimdi bunlar açık olanlar var ama ana şeyi tıkalı zaten. Hani tıkalı buradan değil, distale... Tıkalı, buradan devam ediyor abla. Biz buna portografi yapsak görürüz. Yarısı açık olacak. Bu aksiyon çok tartışma açısından sorayım. Şimdi tamamlayabilmek için portal ven embolizasyonunu diyelim ki, o zaman kontrlateral mi girecek? Kontrlateral yapan gruplar var. Daha ince şişlerle girip, dört renkle girip, karşı tarafı yine glue'yla kapatan gruplar var. Periferik dalları tek tek kapatacak o zaman. Ya ben öğrenmek için soruyorum. Gerçekten... Şeyi soruyor hoca, nereden girersin, soldan mı girersin diye soruyor. Yani cerrahlar sevmez aynı taraftan girmez. Yani yerde kalacaksın ve cerrahlar girmez. Ama daha iyi çiftlerden girebilirsin ve bu iş başarılabilirsin. Şimdi burada mesela şu dal var. Ama mesela şimdi şu var ama bunu tıkamak hani bir %5 artıracak mı? Bu sol lobun hacmini. Ben şöyle söyleyeyim. Şimdi burada sağ portal vende tamam. Bir takım hani ufak tefek dallar var. Ana turunkus değil. Ama bununla sol lobun volümünü artıramamışız. Ben sağ hepatik veni amplasırla tıkamayı tercih ederim. Böyle bir hastada. Bu ufak tefek dallarla uğraşmaktansa. Yedi sene hanım. Ben medikal onkoloji açısından bir katkı sunayım. Şimdi bu hasta sol kolon tümörü ve white bir hasta ve anti-EGFR tedavi almış. Burada hani 3 aylık bir tedavi var. Hani karaciğer dokusunda çok sıkıntı oluşturacak düzeyde böyle bir 6 ay falandan sonra post-op sonuçlarda görüyoruz sıkıntılı. Ve sadece burada oxaliplatin sıkıntılı. Aslında anti-EGFR'lerde de
anti-VEGF kadar sıkıntı görülmüyor. Biz zaman kazandırmak için çok iyi de cevap almışız ve anti-EGFR'lerle gerçekten rezeksiyon oranlarını da çok arttırıyoruz. Biraz daha tedaviye devam edebiliriz. En azından bir buçuk ay daha, belki daha az morbiditeyle siz hastayı kurtarırsınız. Her halükarda şu anda R0 rezeksiyon yapılsa bile çok iyi cevap alındığı için mevcut tedavinin de totalde 6 ayı tamamlamasını tercih ederiz ve biz tedavimizi de devam ettireceğiz ayrıca. Bunun bilgisini de vereyim. Yani hani eğer bu konuda bir sıkıntı varsa biz bir buçuk ay daha araya bir tedaviyle girersek cevaplarımız devam edecektir ve burada sıkıntılı oxaliplatin, onun dozu da biraz ayarlanırsa belki ileride daha rahat cerrahi yaparsınız diye düşünüyorum. Bu vaka özelinde. Benzer şekilde Kürşat Bey de biraz daha beklesek 20. gün yapılmış kontrolü çünkü demiş. Sabahattin Bey de evet 3-4 daha, hafta daha beklemek daha iyi olabilir. Bu arada kemoterapisini de alır demiş. Hacim içinde çok kötü durumda değil zaten diye yorum gelmiş. Ben bir şey ekleyeyim. Mutlak miktar iyi, doğru da. Orta hepatik veni feda etmek zorundayız. Dördü de koruyamayabiliriz kaygısıyla bu işe biz girdik. Tabii şöyle bir şey de var. Mutlak hacim çok kötü olmasa da portal ven embolizasyonu sonrası büyümeme aslında karaciğer açısından çok olumsuz bir puan. Yani biraz ondan kaygılandığımız için karaciğer biyopsisi mi yapsak yoksa başka bir büyütme yöntemi mi denesek diye düşündük. Kısmi bir rekanalizasyon veya kısmi bir tam kapanmama bizim de dikkatimizi çekti ama o önerdiğiniz hani tekrar oraya girme işini dürüstçesi bizim aklımıza gelmedi. Yani kontralateral geldi de hani sağdan tekrar girilebileceğini dürüstçesi biz düşünmemiştik. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Buyurun. Sağlı bay yitrium tedavisi yapılması plan, yani düşünülmez mi? Yani sonuçta tartışılabilir bir şey. Tümörde küçültme sağlayacaktır ve aylar içerisinde kontralateral hipertrofi de sağlayabilir. Bu gösterilmiş bir şey. Tabii biraz ameliyat geriye doğru atmak gerekiyor ama yani sonuçta hem lokal onkolojik tedavi yapılmış olacak sağ hepatik karaciğer sağ lobuna hem de portal ven embolizasyonuna destek olarak sol lob hipertrofisi sağlanacak. Ben de kısaca şey önereceğim. Yani açıkçası tekrar bir BT anjiyoyla kontrol edebiliriz. Çünkü ya bir ayı geçince biraz daha hareketlenebilir. Porta tekrardan kontrol edilebilir gerçekten yani inkroflet olması açısından. Ha, bu arada tabii kemoterapi de verilebilir. O hiçbir kemoterapi verilmesinin hiçbir zararı olmadığını biliyoruz. Yani en azından bizim beklediğimiz rejenerasyona ciddi yan etkisi olmadığını biliyoruz. Hem o açıdan da hasta açık bir şeyde kalmamış olur. Bir de tabii şey olabilir yani açıp sağ portal veni tamamen bağlayıp yani triseksiyonektomi hazırlık içinde yapılabilir. O da işini daha da hızlandırabilir. Hatta o aşamada biyopsi de alınabilir. Ona göre önümüz görülür. Yani çok da iyi görülürse hatta böyle bir ALPS gibi bir şeye de ilerlenebilir yani bu hastada. Yaşı da uygun gibi herhalde bu komorbiditesi falan da. Gerçi 65'te yani sınırda. Teşekkürler. Ben Arzu Hocam'dan dördüncü segmentin venini görebilir miyiz diye soruyorum. Arzu Hocam'dan rica ediyorum. Evet. Dördüncü segmentin veni. Yani orta hepatik ven değil de sola açılan dal var mı? Tümöre çok uzak değil. Onun için zaten hekimler de endişe duymuşlar. Ama o sanki yani orta hepatik venin bu tarafına geçmiş mi tümör hiç? Hiçbir yerde orta hepatik venin yani şurada geçmiş. Dördüncü segmente dayanıyor. Şöyle bir alan var mı? Anladım. Hayal mi ediyorum? Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Thank you.
işlenecek. İlgin hocam var mı? Formülleri olarak nasıl değerlendirilir? Bir karar vermiş olalım. Hem geyini görüntüleme.